Evet, sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar'la yayınımıza kaldığı yerden devam ediyoruz. Hoş geldin Erhan, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim <laughs> Nülüfer. Sen nasılsın? Çok güzel bir program. Çok teşekkür ederim. Hayırlı edin. uğurlu olsun. Amin. Yıllarca artık izleyelim seni çünkü ihtiyacımız çok var böyle bir program. Çok teşekkür ederim. Seninle de ne güzel yayınlar yapıyorduk. Devam ederek de o güzel i̇nşallah. yayınları bugün de yapacağız inşallah. Çok önemli konular konuşuyorsun. Tabii, tabii. Ee, O yüzden de seni konuk almaktan da çok keyif alıyoruz, onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Torba yasa, hep konuştuğumuz bir şey. Yani bundan beş yıl önce de konuşuyorduk ama şimdi de konuşuyoruz. Şu anda torba yasada neler var bize evet. en çok ilgilendiren? Şimdi aslında şöyle söyleyeyim, 40 yılda bir gelebilecek bir yasa geldi. Yani hmm. 40 yılda bir gelir böyle bir yasa. O yüzden ayrıntılarını birazdan tek tek gireceğiz. Esnaflara, bu çok hmm. önemli, esnafların borçları tamamıyla silinebiliyor. Daha önceden mesela iş yeri vardı, borçları vardı, ödeyemedi, askıya alındı. Şimdi bu yasayla onları askıdan indirme ve tekrardan paraları ödeyerek ihya yaparak tekrardan emekli olma yolları açıldı. Yani kısacası erken emeklilik yolu, yolu açıldı. açıldı. İstersen yavaş yavaş bir tabii, başlayalım tabii. bu tahtaya. Aynen öyle. Ee, yazarak, çizerek en anlayacağımız şekilde her zaman yaptığımız gibi yapalım Kesinlikle. yayınlarımızı. Şimdi burada önemli olan SGK diyoruz. Hı hı. Bakın SGK dediğimizde lütfen eskiden SSK vardı. Evet. Ama şimdi SGK dedi. Bunun içine ne geldi? 4A geldi. 4A nedir? SSK. Diğer eski adıyla. Hı hı. 4B var. Bunun adında bu da Bağkur. Daha anlaşılır şekilde yapıyoruz. Bir de 4C var Nülüfer. Bu da e, memurların. Hı hı. Şimdi bunun emekli sandığı diye adıyla geçiyor. Emekli sandığı. Şimdi bu gelen torba yasada hepsini kapsıyor. Yani bu yasa aslında %100 Bağkur'a Yüzde yüz emekli sandığına aynı şekilde S.G.K'ya gidiyor. Peki ne yapmak lazım? Hı hı. Şimdi başvuru yapmaları gerekiyor. Bak borç ödemeden, borçları cebinden bile ödemeden. Banka kredisi çekerek de direkt emekli olabilecekler. Başvuru için bir bu çok e, önemli tarih var mı? Başladı yani tarih mi? başladı. <laughs> Hemen tamam. şu andan itibaren gidip ilgili ikametgah ettikleri ya da iş yerlerinin vergi kayıtlarının olduğu yerlere giderek mülfür başvuru yapabilirler. Hı hı. Zaten orada gerekli formlar var, o formları dolduruyorlar. Ondan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ya da BAĞKUR ilgili nereden yapılandırma yaptıysa adreslerine cevabı veriyor ya da isterlerse. Bence onların yan, yer, yanında olsam, yerinde olsam aynı gün Hı -hı. alır işlemleri başlatırım. Şimdi nasıl yapılıyor ona bir gidelim. Beraber evet. bakalım kısaca. Hı -hı. Çünkü ekranları başında olan birçok vatandaş var. Detaylı bir şekilde bilmesi lazım. Şimdi burada birinci derecede esnaflar ilgileniyor bu borçtan. Hı -hı. Ödeyecek tabii ki esnaf. Peki ne yapacak, ne kadar? Diyelim ki 100 bin lira bir borcumuz var bizim. 100 evet. bin TL bir borcumuz var. Bunun yanında 85 binde yaklaşık bir faizimiz var burada faiz. Şimdi buranın yüzde onunu alıyoruz, yani 8.500 TL diyelim size. 8.500 TL üzerine geldiğinde 108.500 TL olarak gidiyor ama düne kadar 185 milyar. Bir de diyelim ki ihya yapacağız. İhya ne demek? Borcu vardı, primi vardı. Ben prim istemiyorum artık. Ben emekli olmak istemiyorum. Ben bir borcu hı hı. kabul etmiyorum. Askıya al benim borcumu diyorduk ve ihya yapıyorduk. Hı hı. Şimdi artık onu askıdan indirme zamanı, ihya yaparak borcumuzu ödeme zamanı ve böylelikle erken emeklilik alabilecekler. Çiftçiler bundan çok acil, tarlada çalışan abilerimiz. O toprakla uğraşan çiftçi kardeşlerimiz, diğer esnaf kardeşlerimiz... ...sokakta ne kadar vergi levhası olan pandemiden dolayı gelen bir yasa bu zaten. Torba yasa. Ama sadece onları mı ilgilendiriyor? Hayır. Yurt dışında yaşayan Avrupalı vatandaşları bile ilgilendiriyor. O da çok önemli. Boşlanma hakları var onların da. Dolayısıyla herkesin şu çıkan yasadan Ağustos ayına kadar bir süresi var... Bir an önce faydalanması lazım ama bizim bir hatamız var. Biliyorsun Nülüfer hmm. hep son dakikayı bekliyoruz. Evet. İşte o son dakikayı beklememek lazım bu torba yasasında elimizi biraz çabuk tutalım evet, diye önümüzde düşünüyorum. Önümüzde koca bir bir ay var sevgili izleyenler. Evet. O bir ayda e, sevgili Erhan Nacarın söylediği gibi özellikle esnaf olan herkesin tabii. bu torba yasanın bize sunduğu avantajları kullanıyor olması Kesinlikle. lazım. Ama tabii bunu yapmak için de önce başvurmamız evet. lazım. Doğum boşlanması annelere de söyleyelim Hı -hı. doğum boşlanması yapabilirler erkekler askerlik borçlanması yapabilirler. Bunun içerisinde kısacası devletin kurumlarına olan borçların hepsini yapılandırabiliyoruz. Bu hı hı. bizim için çok büyük bir avantaj. Bunu mutlaka değerlendirelim. Çünkü bir daha söylüyorum. 40 yılda bir gelen bir torba yasası bu. Bir daha 40 yıl sonra ne zaman gelecek? Biz olacağız mı bilmiyoruz. Hı hı. O yüzden bu fırsatı değerlendirsinler bence. Evet, kesinlikle öyle. Pandemi hepimize ekonomik zorluklar getirdi ama bunun beraberinde Tabii. devletimizin bize sunduğu kolaylıklar var. Onlardan bir tanesi de bu kolaylık. Dediğimiz gibi çok önce doğru. hakkımızı biliyor olmak kesinlikle. lazım ama bazen hakkımızı bilmediğimiz için birçok şeyden yararlanamıyoruz ve mağdur oluyoruz. O yüzden bu program çok çok önemli. Evet. Haklarımızı öğrenmek kesinlikle, adına. Kesinlikle. Kesinlikle. O evet, yüzden esnaflar anlatayım. yararlanabiliyor. Torbayızı. Esnaflar yararlanabiliyor. Avantajlarından... İş yerleri yararlanabiliyor. Normal berberlerden tutalım, kuaförlerden tutalım, elektrikçi kardeşlerimizden tutalım, bakkallardan tutalım. Hı -hı. Yani vergi kaydı olan herkes bundan faydalanabiliyor. Ama bunun öte bir anda şunu da söyleyeyim. Trafik cezalarına da geldi aynı şekilde. Hı -hı. Yani vatandaş şu anda ne istediğini bilmiyor ne yapacağını bilmiyor nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyor o yüzden sosyal güvenlik kurumunun bu konuyla ilgili web sitesinde sgkgov.tr'de açıklaması var Hı -hı. oradan girip oradan kimlerin neleri kapsadığını tek tek ayrıntılarıyla görebiliyorlar isterlerse ve devlet üzerinden de Nülüfer başvurularını hı hı. Yapabiliyorlar. yapabiliyorlar. Onlara da buradan söylemiş evet, olalım. Bu da çok iyi. İlla sevgili izleyenler fiziksel bir başvuruya gerek yok. Dijital platform üzerinden de başvuruların alınabildiğini söylüyor. Kesinlikle. Ayta. Şimdi şöyle buraya gelmeden WhatsApp'ıma çok mesajlar geldi. Hı hı. Avrupa'da yaşayan vatandaşlar Özellikle Erhan Bey biz yetişebileceğiz mi? İşte izin tarihimiz Tabii. bu tarih onlara da ben şunu söylüyorum. Çünkü onlar bir de sıkıştılar hep Kesinlikle. her yer kapalıydı uçuşlar yoktu. Evet. Şimdi her yerde açılıyor. Doğru. O yüzden çok önemli onlar için Ağustos içinde. ayına yetişmeyeceği hı. için. O yüzden ben de onlara dedim ki konsolosluklar var biliyorsun yurt dışında hı hı. Avrupa'da. İlgili konsolosluklara gidip onların ateşelik bölümleri var yine bu bölümle ilgilenen. Oraya gidip müracaatlarını yapabiliyorlar. Hiçbir şey beceremiyorlarsa e-devletten yapabilirler. Yapamıyorlarsa da iadeli posta taahhütlü göndersinler. O da gene o da geçerlidir. Geçiyor. Eylül'de bile gelse, Ağustos'ta bitse bile hı hı. fark etmiyor. Posta tarihi neyse o tarih geçerli. Bu da onlar için büyük bir avantaj Nelif. Evet harika tabii. Devam edecek mi soru? Burasını bitirdik tamam, şu peki. Evet. Emeklilikte yaşa takılanlar yine seninle sık sık konuştuğumuz EYT. konular. Evet orada Biz... ne gibi yenilikler öğrenmemiz gereken neler var? 2021 sevgili yönetmenim Emre de bilir söylemiştik. 2021 dedik ki Mart ayı dedik. bak özellikle Hı -hı. söyledik. Şimdi Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'dayız. Peki ne oldu? Evet şu an EYT konuşuluyor tekrar. Hı -hı. EYT gündemde. Peki bu EYT... Erken emeklilikle bir ilgisi var mı? Var aslında Nülüfer. Yani bu az önce söylediğimiz torba yasanın içinde de EYT'liler var. Var. Aha. Yani bu torba yasadan yararlanan EYT'liler var. O EYT'li kardeşlerimize buradan hayırlı olsun diyorum. Hı. Yani EYT'li kardeşlerimiz torba yasa sayesinde erken emekliliğe gidebiliyor. Ama çoğu mu? Değil. Bin kişi de olsa yine kardır. Peki bundan sonra ne olacak? Şu anda konuşulmaya başlandı çok yakın zamanda tekrardan meclis gündemine gelebilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir söz söylemişti. Demişti ki ben dedi seçimi kaybetsem de EYT'yi getirmeyeceğim demişti. Bu biraz katı bir söz olmuştu, sert bir söz olmuştu ama ben onun şahsen nasıl bir duygusal olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kızdırdıkları için o bir sinirle söylediğini de çok iyi biliyorum. Yani çok yakında Sayın Cumhurbaşkanımız hı hı. Gelen yeni gelen SGK bakanımız var. Çalışma bakanımız Vedat Bilgin. Acaba diyorum Vedat Bilgin'e bir talimat verdi mi acaba? Ya da kurmayları bir şekilde hazırlık mı yapıyor diye? Buradan bir fısıltı yapalım sana. İlerleyen zamanlarda <laughs> bunu ediniz. söyleyelim. Tamam. İlk kez sana söyleyelim Hı -hı. buradan. Yani çok yakında bir şeyler olabilir. Hı -hı. Yani burada kesinlikle Cumhurbaşkanı EYT'yi getirmiş. Hayır böyle bir şey yok. Hı -hı. Yanlış anlatıldı arkadaşlar. Yani... Burada Sayın Cumhurbaşkanı'na konu yanlış anlatıldı. Dolayısıyla bu çözümü yine sağlayacak. Yine meclistir, yine Cumhurbaşkanı'nın onayıdır. Dolayısıyla çok yakın zamanda göreceksiniz. Şimdi 2021 ne oldu? İşte torba yasası geldi. Kurtulanlar EYT'den alan aldı. Hı hı. Daha torba yasaları esas buradan şimdi sende ilk defa söyleyelim. 10. aydan sonra bu yılın 2021'in Ekim ayından sonra... Söylüyorum küs olan emeklilikle ilgili küs olan herkese bir mavi boncuk dağıtılacak. Hep beraber buradan seninle ayıracağız. Bu güzel de Bunu da söyleyeceğiz. Olalım. Diyeceğim ki bak hatırladın mı Haziran'da seninle konuşmuştuk. Evet, inşallah. Haziran gerçi ikizler burcuna denk geliyor değil mi? Az evet, önce evet, mi? biraz dikkat <laughs> et ve Temmuz'a geçelim ondan sonra rahatlayacağız. Yani <laughs> EYT bu. Bunu EYT'de <laughs> 2021'de gelecek dediğimiz EYT'nin bir kısmı torba yasanın içinde geldi. Bir de Nülüfer. Torba yasa ee, ...deyince bildiğin poşet, noyla, naylon, torba geliyor değil mi? Evet, Peki, biz de demin imgelemeyi konuşmuştuk. Evet. Hakikaten imgelediğimiz zaman tam da gözümüzün önüne böyle bir şey geliyor. Ha, şimdi, Adı nereden geliyor? Evet torbalıdan gelmiyor ama. Tor <laughs> torba yasa demiş bunu. Bunun anlamı da şu. Bildiğin, tabii poşet yapamam ama... Hı -hı. ...bunun içine her bir vekil, milletvekili... ...her hazırlayan vekil bir tane poşete e, bir Hı -hı. yasa atıyor. Hı -hı. Ve dolayısıyla attığı bütün yasalar... Poşetin içinde birikiyor ve böylelikle adı torba yasa oluyor. Yani burada istersen 45 madde de çıkabiliyor aynı anda. Hı hı. Böylelikle bir kere de aynı yargı reformları gibi torba yasanın içinde birden fazla yasa çıkıyor. İşte bunu kimse bilmiyor. Neden bilmiyor? Torba yasanın içinde başlıklar çıkıyor. Bildiğimiz bir tane başlık iki tane başlık ön planda bizi hayatımızı ilgilendiren başlıklar. Ama aslında diğer 40 madde de çok önemli. Hı. Yani çıkan resmi gazetede yayınlanan bütün torba yasaları lütfen ya bir uzmana danışsınlar. Benim böyle bir konum var. Mesela bu biliyorsun vergi dairesiyle ilgili 5 yıl hani iş yerlerinde para kaçırma olayları vardı. Hı hı hı. İşte onunla ilgili şimdi ne yapacak? Vergiden muaftır oldu. Daha onunla ilgili de yeni bir resmi gazetede yayınlandı. Yeni geldi. Yani artık işte vergi matra arttığımına gidecekler. Böylelikle devlet sormayacak. Bu dönem ne yaptın diye. Bu dönem ne yaptın diye. Sen 5 yıllık karşılığında bir miktar oraya yatırıyorsun devlete. Böylelikle beni affet diyorsun. Ama Almanya'da nasıl biliyor musun Nülfer? Nasıl? Almanya'da diyelim ki sen Almanya'nın emeklilik kasasısın. Devletisin Hı. ben de vatandaşıyım borcum var sana diyorum ki el kaldırıyorum bana dokunma affet beni diyorum bir kereye mahsus sen karşıdakini affediyorsun Hı. İşte bizim affetme el yasamız da bu yani kısacası 5 yıl geriye dönük kimse araştırma 10 yıl geriye dönük kimse araştırma yapmayacak vergi matrağını arttırdığın için senin o dönem yaptığın işlere kimse karışmayacak ve sen zaten devlete demişsin ki Hı. ben bu kadar para ödüyorum beni affet. Dolayısıyla bunların hepsini torba yasada çıkan ne varsa sadece adı basit. Torba yasa diyoruz. Evet. Ama seninle beraber 43 maddeyi burada açmaya kalksak saatler sürer. Çok doğru. O yüzden kesinlikle her vatandaş kendi konusunu lütfen araştırsın. Evet. Buradan özellikle Ama yani biz özellikle altını çiziyoruz. Evet. Torba yasanın içinde birçok madde var. Erhan Hocanın da evet. söylediği gibi biz bugün en fazla insanı kapsayan e, maddeleri Hepsini özellikle yapılandırmalar önümüzde olanlar evet. e, sizlerle paylaşıyoruz ama diğer tüm maddelere elbette ki burada konuşamayacağız ama e, zaten devlet kurumları bu maddeleri açıklayan kesinlikle. Bütün yazıları da paylaşıyorlar. Resmi gazete zaten yayınlandı. Ee, en son torba yasa dediklerinde resmi gazetenin Hı -hı. içinden tek tek bütün kalemleri görebiliyorlar. Evet, Avrupa'da yaşayan Türkler evet. de çok önemli. Kesinlikle. Ee, onlar da bizi can kulağıyla izliyorlar. izliyorlar. Evet. Ee, o yüzden onlar için de e, müjdeler var mı? Var tabii ki. Hemen onu da söyleyelim. Tabi onlar biraz bu aralar şu an beni ekranlarda devamlı izliyorlarsa ben de malum bir Avrupa kanalında yayın yapıyorum 12 Aha. yıldır biliyorsun. Şunu söylemeye çalışıyorum. Avrupa'yı biraz üzdük. Avrupalı vatandaşları hı hı. biraz üzdük. Neden üzdük? Ee, 31 Temmuz'da bir yasa geldi. Hı hı. 31 Temmuz 2019'da bir yasa geldi. Artık SGK'dan emeklilik onlar için kalktı. Kalktı bu yasayla. Hı hı. Peki ne oldu artık Bağkur emekliliğe geçtiler Avrupalılar hı hı. şu anda Avrupalı vatandaşlar Bağkur emeklilikten e, emekli olabiliyorlar ama onlar için torba yasanın içinde yine bir 9300 euro diye bir mantık geldi hı hı. yani 9300 euro ben kaba taslak söylüyorum 93 bin TL yatırarak emekli olabiliyorlar hı hı. ama şimdi az önce dedik ya Hani bağ kurulların içinde yasa geldi, EYT'lilerin bin tanesi kurtuldu dedik ya. Evet. Diyelim orada yüz bin var ama bin tanesi kurtuldu. Evet. Burada da 31 Temmuz'da gelen yasada etkilenen ama aslında 9300 euro yatırarak emekli olabilen yine 2000-3000'e yakın Avrupalı vatandaş var. O yüzden lütfen onlardan rica ediyorum. Bir an önce onlar da bu torba yasadan yararlansınlar, hı hı. bu imkandan yararlansınlar, 9300 euro sosyal güvenlik kurumuna yatırsınlar, 1800 gün üzerinden işlem yapsınlar, böylelikle 31 Temmuz'un öncesine geçiş yapacaklar. Hı hı. Peki bunu neden yapacağız? Az önce söylediğin için söylemek istiyorum. 31 Temmuz'da SSK emeklilikleri kalktı, SSK emeklilik kalktı. E Şimdi bir de otomatik bilgi paylaşımı geldi. Birazdan seninle onu da konuşuruz. Çünkü çok sorular gelmiş. Evet Sen evet söyledin. o da benim sorularım arasında. Evet, otomatik Hı -hı. bilgi paylaşımı. E, bu ikisi de Avrupalı vatandaşı çok üzdü. Hem buradaki malları öğrenilip Avrupa'ya gidecek. E, Avrupa'da çalıştığı bütün birikimi Türkiye'ye getirdiler. Ama otomatik bilgi paylaşımıyla bu bilgilerin hepsi geri gidecek. Hı -hı. Korkuyorlar. Aynı zamanda SSK emeklilikte kalktı. E, niye vatandaş olarak biz mağdur olduk? ...diye devleti suçladılar. Aslında devletin burada bir suçu yok. Neden yok? 31 Temmuz'da gelen bu yasayı zaten devlet 2 ay, 3 ay söyledi. Hı hı. Gelin dedi. Uyardı yani. Hı hı. Yine otomatik bilgi paylaşımında 2017'den beri uyarıyoruz. Yani kaç yıldır? 4 yıldır. Yani aslında bu ikisi Önlem de alın diyor zaten. Sürpriz olmadı kimseye. Evet, Avrupalı vatandaşa devlet zaten önlemini al diyor. E sen önlemini almıyorsun. Ondan sonra kızıyorsun. Haklı da olabilirler. Neden biliyor musun? Çünkü onlar orada yaşadıkları için o ülkede Türkiye'yi biraz Türkçeyi de çok e, kaçırıyorlar, evet. yakalayamıyorlar. E şimdi prime time kanalların geneli Avrupalı vatandaşlar için program yapmıyor. E, bilemiyorlar ancak Avrupalı kanallarla yakalayabiliyorlar. Haklılar ama hani işin neresinden dönersek kardır diyoruz ve böylelikle korkmasınlar. İkim'de gelecek torba yasası dedim ya sana. Hı hı. Avrupalı vatandaşlarla ilgili inşallah SSK emeklilikleri geri gelecek. İnşallah otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili bir çözüm sağlanacak. Evet o zaman otomatik bilgi paylaşımını biraz daha açalım. Yani neyi hemen kapsıyor? Açalım. Hemen Neden açalım. bununla ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kendilerini mağdur hissediyorlar? Seve seve hemen açalım. Hı. Otomatik bilgi paylaşımı yazalım. Çünkü milyonları ilgilendiriyor bu otomatik bilgi paylaşımı. Şimdi ne zaman geldi ilk hayatımıza? Bir 2017 tarihinde hayatımıza girdi. Yani uluslararası bir sözleşme bu. Uluslar arası sözleşme. Artık e, yazıda kusura bakmayın. Bunun altında diyelim ki örnek veriyorum 156 ülke ve ilk etapta 54 ülke paylaşıldı. Peki? Ne oluyor otomatik bilgi paylaşımında ne var? Şimdi Avrupa'da olsan Nilüfer farz edin Avrupa'da yaşıyorsun hı hı. Ee, ve para kazanıyorsun. Memleketin neresi? Gönenli babam. Tamam abi. Gönen, Bolu mu? Bolu mu diyelim? Gönen Balıkesir abi. Ha, Balıkesir hı hı. özür dilerim. Hı hı. Diyelim ki Balıkesir'e arsa alman lazım, ev alman lazım. Baban sana söylüyor, yatırım yap kızım diyor. Hı. E sen de yazları geldiğinde ne yapıyorsun? Hemen gidiyorsun bir arsa alıyorsun, koyuyorsun kenarıya. Çünkü diyorsun ki benim vatanım Almanya değil. Benim vatanım Avrupa değil. Ben elinde sonunda Türk topraklarına geleceğim. Bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşayacağım diyorsun. Hı hı. Çünkü oradaki ev senin olabilir ama o toprak senin değil. Tabii Dolayısıyla ne yapıyor? Buraya yatırım yapıyor. Şimdi... Gelen bu uluslararası otomatik bilgi paylaşımında burada senin evin varsa, hı hı. ev varsa, arsa varsa, bankada paran varsa... Likit de dahil. Liquid. Evet, 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 evet. Paran varsa, yani buradaki birikimlerini, birikimleri otomatik bilgi paylaşımı yasasıyla... Avrupa'ya da Gidebilir. Yani. yani nerede yaşıyorsan oraya gidebilir. da Gidebilir. O yüzden varlıkları gizleyin dedik. Ama işin garibi şu aslında otomatik bilgi paylaşımı sadece bankayı ilgilendiriyor biliyor musun? Hı -hı. Sadece ama Avrupalı çok şeytan bu konuda. Çünkü eğer burada bankada parayı bulursa Hı -hı. bu sefer de diyecek ki Türkiye'deki tapudan bilgilerini getir. İşte e, mal neyin var neyin yok. Bütün hepsinin bilgisini istiyorum aynı zamanda 10 yıllık geriye dönük de banka hesap ekstranı istiyorum dediği an hiçbir şey yapamazsın. Hı hı. Oysa yapılan otomatik bilgi paylaşımı sadece bankanın en son yılı yani 31 Aralık 2021'in son bilançosunu sen veriyorsun ama o 10 yıllık ekstra istiyor bütün hesap hareketlerini. Böylelikle Avrupalı vatandaşların orada bazıları mı diyeyim kızmasınlar. Hı hı. Sonra bana diyorlar ki Avrupalıyı koruyorsun yardım alıyorlar. Hı -hı. Buradaki mallarını söylemiyorlar. Bazıları diyor ki suç işliyorlar. Onlara da katılıyorum ama bence suç işlemiyorlar. Çünkü orada affedersin bütün pislikleri temizliyorlar, bilmem ne yapıyorlar, Hı -hı. eziyet Doğru, çekiyorlar. Şey, orada şey. hayat belli. Avrupalı vatandaş tırnağını biriktirip getirip burada Kayseri'de, Çorum'da, Yozgat'ta, Aydın'da, Muğla'da bir şeyler alıp Hı -hı. geleceği düşünüyor. Dolayısıyla sonuç itibariyle toparlayayım sana. Hı -hı. Otomatik bilgi paylaşımı aslında bazı Avrupa'ya kaçan e, feto tabiri ettiğimiz kişilerin Avrupa'daki mallarına el koyabilmek için yapılan bir otomatik bilgi paylaşımıydı. Hı hı. Ama Avrupalı bunu farklı değerlendirip Avrupa'da olan 7,5 milyon Türk'ün mallarını almaya çalıştı. Aslında amacından şaştı özetle. Evet hı hı. yani biz iyi niyetli giderken onlar olayı farklı boyuta çevirdi. Şu anda Avrupalı zor durumda. Hı hı. Ne mi yapılacak? yine söz Cumhurbaşkanımızda. Sayın Recep Tayyip Erdoğan dur derse zaten duracak mutlaka. Sonuç itibariyle inşallah çok yakın zamanda böyle bir gelişme bekliyoruz. Evet. E, zaten varlıkları gizlemeyle ilgili evet. son günleri de söylemiş olduk. Mavi kart e, Tabii. emeklilik şartlar. Gene bunları da konuşalım mı? Tabii, Çünkü onu, mavi kartı da biz her programda söyledik. konuşuyorduk. Bizim evet. en önemli başlıklarımızdan bir tanesiydi. Çok merak ediliyor. Hı -hı. O mavi kart eskiden pembe kart vardı. Hı -hı. Pembe kart sonradan mavi kartla ge geçti. Geliştirdiler. Bu nedir? Bilmeyenler Aslında için söylüyorum. Aslında pembenin güncellenmiş haline mavi evet, kart mı diyoruz. Evet. Kesinlikle. Aha. Böylelikle bütün kütük olarak geçti. Türk vatandaşlığından çıkıp Avrupa vatandaşlığına geçenlere sosyal hakları saklı kalsın diye bir kütüğü unutulmasın diye tekrar geri dönmek istediğinde tekrar o verilen kimlikle rahat bir şekilde onu Türk vatandaşı yapabilmek için hmm. mavi kart kimliği veriyoruz. Böylelikle Türkiye'de elektrikle bağlatabiliyor, suda bağlatabiliyor, isterse topu ev adresi, arsa da alabiliyor o kimlikle. Ama aslında o Türk vatandaşı değil. değil. Ama mavi kart kimliği Türkiye'de geçerli olduğu için hı hı. SSK kapılarından içeri de girebiliyorlar. Düne kadar mavi kartlılar pembe kartken giremiyorlardı. Hı hı. Almıyorlardı ama e, bu yeni yapılan düzenlemelerle Avrupalı vatandaşların haklarını koruduk. Ve böylelikle kesinlikle Avrupalı vatandaşlar sosyal güvenlik kurumlarından mavi kartlarda emekli olabiliyor. Ama mavi kartların şöyle bir avantajı var Nülüfer. Mavi kartta kaldığı süreleri borçlanamazlar. Çünkü sen yabancı bir vatandaşsın artık. Ama mavi karta geçmeden önce süren varsa Türk vatandaşı evet o sayılıyor böylelikle emekli olabiliyorsun. O yüzden buradan söyleyeyim torba yasalar var dedik. Kesinlikle Avrupalı vatandaşlar bunu değerlendirsinler. Bu fırsatı kaçırmasınlar. Benim mavi kartım var ben emekli olamam demesin. Bir buçuk milyona yakın kişi yapıyor. Dolayısıyla onlar da bir dilekçe, bir müracaat. Ben de bundan yararlanmak istiyorum diye ilgili kurumlara bıraksınlar. Hı hı. Böylelikle başka torbalar geldiğinde o atmış olduğu dilekçenin faydasını o zaman görecekler. Lütfen. Şimdi evet e, dedik ki bir torba yasada evet. sen dedin işte Ağustos'a kadar başvurularda Tabii. bulunun. Bir de dedin ki Ekim'de de tor yeni torba yeni yasaya eklenilecekler. Bu gelişmiş haliyle. Şu doğru değil ama değil mi? Ben o evet. zaman Ekim'dekini bekleyeyim Hayır. şimdi bir şey yapmayayım belki daha iyisi çıkar demek Hayır, yanlış olur değil Hayır, mi? Hayır yanlış olur çünkü hı. neden? Ben bütün kendi kafama takılan tabii. soruları soruyorum <laughs> bir aşa... vatandaş olarak. Tabii tabii soracaksın aşama aşama. Her torbanın bir amacı var. Basamak basamak gidiyoruz. Dolayısıyla bu gelen torbada bir ön hazırlık var. Hem Avrupalı vatandaşlara bir SGK kapısını açıyor, hı hı. hem de Türk vatandaşlarına diyor ki, bak senin borcun var, yüzde 90'ını siliyorum, yüzde onunu bunu diyor. Bir de diyor devlet diyor cebinden para verme, cebinden para vermeden emeklilik hakkı geldi şu an. Hı hı. Mesela şu yasanın anlamı o, hı hı. cebinden 5 lira bile vermeden emekli olabileceğim borcun varsa da nasıl bankaya gideceğim? Torba yasadan yararlanacaksın. Torba yasada şunu unutmasınlar. Kesinlikle buradan söylüyorum. Eğer Bağkur'a borcun var. Param yok. Ha ben emekli olamayacağım. Hayır kesinlikle emekli olursun. Gideceksin ilgili kuruma nereden emekli olacaksan. Ben emekli olursam ne kadar emekli maaş alırım diye bir belge alın. Onu da bankaya götürün. Bakın ben bu kadar maaş alacağım. Siz bu aldığım maaştan e, benim e, kredimi kesebilirsiniz diyeceksiniz ve böylelikle ceplerinden para bile ödemeden bankadan kredi çekmiş olacaklar. Bir de bir, bir şeyi öğrenmek evet. istiyorum. Şimdi bir de günü hesaplamak, işte emeklilik miktarını hesaplamak bu konuda da çok zorlanıyor evet. e, vatandaş. E, o söyleyelim. konuda da, hani uzmanlara mı başvuracaklar? Nasıl bir izlesinler? Çok basit. Ne zaman emekli olurum mesela? Hı -hı. Herkes bunu merak ediyor. Aynen öyle. Olurum. Hı hı. Şimdi ne zaman emekli olabilmek için bize eğer bir dahaki yayınlarda Şurada inşallah. şunu da bir de koyalım. Tamam. ne tam zaman. Tam soru şey olsun. Özür dilerim aynen. olabilir. Ne zaman emekli olurum? Şimdi bir dahakine Nilüfer senin yayınlarına inşallah gelirsek. Tabii e, her zaman. Bir belki. mail adresi de veririz ya da e, soru indirirler gönderirler Hı -hı. bize. Şunu yapmaları lazım benim için. Hı -hı. E, doğum gün ay yıl lazım. Gün ay yıl. Tamam mı? Hı -hı. Bu çok önemli doğum. Bir de işe giriş. İşe giriş. Evet. Ee, şu anda sevgili evet. izleyenler Gün, biz inşallah Erhan'la da sürekli yıl. yayınlarımıza evet. devam ediyor i̇nşallah. olacağız. Verdiğimiz adresleri... Bütün bu soruları eğer sizler de şu anda sorarsanız biz de bir dahaki yayınlarımızda da kendisine iletiyor evet. olalım. Eğer bize doğum tarihini düzgün verirlerse, işe girişlerini düzgün verirlerse bir de en son nerede çalıştı diyelim. En son SSK'da çalıştı. En son çalışmayı da söylerlerse hı hı. ben hemen onlara ne zaman emekli olacaklarını söylüyorum. Hatta bir adım da ileriye gideyim. İlk defa senin programında yapalım. Ne kadar maaş alacağını söyleyelim. Ama hı hı. 50 TL Aşağı 50 TL yukarı söylerim. Minicik oranlarla yani 40 lira 30 e, lira oynar. 40 lira 30 lira oynar ama ben yaklaşık hangi dönemlerde girdiğini, ne kadar olduğunu ve ne kadar maaş alacağını biliyorum. Hı hı. Bu yüzden vatandaştan bir dahaki programlarda lütfen doğum günü ay yılla işe girişleri alırsak en son çalışmayı hı hı. rahatça alırız. Peki nasıl hesaplayacaklar? Çok basit. SGK'nın bir emeklilik tablosu var hesaplama. Bağkur'un emeklilik tablosu var. Emekli sandığının emekli tablosu var. Arkadaşlar. Emekli tablosunun tarihinde giriş tarihleri vardır. İşte 87 ile 90 arası girenler, işte 45 yaş örnek veriyorum 5400 günden 20 yılla emekli olabiliyor diyor. Bu mantıkta bir daha geldiğimizde listede getiririz. O liste ekranda verir vatandaşa öğretiriz. Böylelikle vatandaş evinde kahve içerken <laughs> bilgisayardan bakıp bizim öğrettiğimiz sistemde emekli olabilirler. E, hadi <laughs> seninki ne hesaplayalım dediler ama ben giriş tarihi falan tabii şu anda ezbere bilmiyorum. Yani ilk, Şöyle değil. diyeyim, 2006'da başladı. 2006'da mı? Evet. Yani yapacağın olay şu 55'ten önce emekli olamazsın bir kere. Aha. Onu burada net söyleyelim. 55'in yukarısına emekli olacağım ve senin günün 6000'in üstünde. 55 derken kast kastetiyorsun. Tabii 55 yaş. 55 yaş. <laughs> Kesinlikle daha fazla söylemeyeyim. Bir de 6000 gün üzerinde emekli olacaksın. Hı hı. Bir de 20 seneyi doldurmak zorundasın. 20 yılı Çalışma doldurmak zorundasın. Çalışma hayatı olarak. Evet. Bir şey söyleyeceğim. 21 yaşında hiçbir kadın emekli olduğunu duydun mu sen? Türkiye'de mi? Evet. Nasıl olur o iş? 1980'lere gidelim. Bir mama Fabrikasının sahibi kızını mama reklam filminde oynatıyor. Evet. Ve oynatırken de mecburen sigortalı yapıyor bir yaşındaki kızını. O kız büyüyor büyüyor 21 yaşında Türkiye'nin en er erken emekli olan kadın ünvanını alıyor. Ve ondan sonra rahmetli Özal döneminde böyle şey olur mu ya diyorlar. <laughs> ondan sonra yaş 18 yaş kavramı geliyor. O, çok normal Görüyorsun tabii. değil mi mantığı evet, yani. Evet. Demek ki 20 yıl çok önemliymiş hı hı, bak. Hı. bak. Burada önemli olan ne? Kız 21 yaşında emekli olmuş olabilir ama demek ki sigorta giriş tarihi önemli. Şu an evde bizi izleyenler var. 18, 19, 20. Niye sigorta girişlerinizi yapmıyorsunuz? Evet, o kadar Neden önemli, bir yerde çalışmıyorsunuz? O kadar önemli çok önemli. Bir şey ki, Lütfen. Yani hani yılların o an çok önemi yokmuş gibi geliyor ama bazen bir sene bile insan için çok önemli bir Doğru. zaman oluyor. Şimdi artık bütün evde çalışan hanımefendilere de yardım eden hanımefendilere de hep sigortalar yapılıyor. Bunlara lütfen çok çok dikkat edelim bence. Kesinlikle. Evet. Yani sigortalar nedir demesinler. emekli olabilir mi? ya, ya onu En söyleyeceğim. ağır işçi onlar çünkü evet, Onu söyleyeceğim çünkü e, bakın şunu söyleyeceğim. Be beyler bana kızıyor bu lafı dediğimde. Hı hı. Ya arkadaşlar evinize gidiyorsunuz gömleğiniz ütülü, pantolonunuz yıkanmış, mis gibi kıyafetleriniz var. Ev tertemiz, mis gibi kokuyor. Yemekler hazır, karnını doyurun bir de hanım çay getir diyorsun. Oh. O zaman o hanım senin işçin. <laughs> O hanım senin çalışanın. O zaman o hanımın sigortasını niye yapmıyorsun? Bakayım isteğe bağlı başlatmıyorsun. Buradan söyleyelim. Hanımlar bakın sizden rica ediyorum. Beyleriniz geldiğinde söyleyin. Deyin ki Erhan Bey böyle dedi. Olsun bana kızsınlar. Önemli değil. En azından bir isteğe bağlı başlatarak sigorta kaydınızı alın. Düne kadar isteğe bağlığında şöyle imkan yoktu Nülüfer. Sigorta numarası vardı ama o <laughs> zaman prim kazanç meslek hastalığı sigortası vardı. Yani prim sayılmıyordu emekliliğe. 2008'den sonra Nülüfer bir yasa geldi. 30 gün yatırıyorsan hem emekliliğe sayılıyor Nülüfer hem eşine çocuğuna bakıyorsun. Hem de yatırdığın isteğe bağlıyla anne babana da bakıyorsun. Peki Erhan burada da çok e, eşinin mutlaka bir iş yeri sahibi mi olması gerekiyor? Hayır, hı. isteğe bağlı, adı hı. belli. Hı. Yani isteğe bağlı, isteğe bağlı müracaatı yapacaklar. 800'ün üzerinde bir rakam olsun ama o hanımefendi için değer. Sonuçta maaşı gene beraber alacaksınız. Hı hı. Beraber kura gireceksiniz. Belki de yengenin elinden alacağım parayı bilemeyiz. <laughs> Sonuçta evin reisi diyoruz ya ama ne olursa olsun bence paralar hanımda kalmalı daha güvenceli, daha az harcanır diye düşünüyorum. O yüzden kadınlar da emekli olsun. 3000 lira o emekli maaşı alır. 3000 lira sen alırsın. 6 bin lira çok güzel bir para günümüzde. Evet tabii yani bu ne kadar bu ne kadar ki. önemli bir şey. Çünkü burada da şimdi birçok e, ev hanımımız diyordur biz ne kadar yıllarımıza heba tabii. ettik bu noktada bugün diye. bugün emin ol kavga çıkacaktır ama <laughs> lütfen kavga çıkma Peki nasıl başvuracaklar? Yani... Eşi mi başvuracak yoksa evet. e, hanımefendi kendi mi başvuracak? bireysel evet. başvurma olacak. Tabii ki normal arama motoruna Google'a ilk etapta böyle yapabilirler bu çok basit hı hı. ya da e-devlet üstünden isteğe bağlı formu diye yaptığınızda onu printer'dan çıkartıp doldurup ikametkanınıza en yakın sosyal güvenlik kurumunun Bağkur bölümüne gidip oraya müracaat yapabilirler hı hı. dolayısıyla ilk kaydı açtırın arkadaşlar bakın şöyle bir söylenti var işte bu zamanda çıktı ilk defa sende söyleyeyim belki de belli ev kadınlarına belli bir emeklilik hakkı gelebilir. Hı hı. Mesela. Evet. Yani bir, bir mesela çok önemli. E, mesela evet. insan bazen düşünüyor işte ya bir işte formda hata yaparsam ya yanlışlık yaparsam Tabii. bu konuda destek alabileceğimiz yerlerde var mı? Tabii o, ki ama... var. Bir kere Alo 170 hattı SGK'nın 24 saat ulaşabilirler. Hı hı. E, yine SSK'nın Golf e, internet sitesinden ulaşabilirler. Bir de arkadaşlar sosyal güvenlik kurumlarının içinde danışmanlık ofisleri var. Hı hı. gidip oraya sorabilirsiniz çekinmeden gelebilirsiniz. ben bir devlet çalışanı değilim hı hı. ben bir sigorta memuru falan değilim ama sonuç itibariyle devletimin size sağlamış olduğu böyle imkanlar var e bunları da söyleyelim hı hı. bir de sosyal medyada bu işi yapıyoruz adı altında birçok sahte Abi, paravan firmalar bu da, var bu da çok buna çok dikkat etsinler aman bu aralar çok arttı pandemide ne yazık pandemide. ki her şeyin dolandırıcılığı evet, o çok kadar dikkat artmış etsinler. ki akıl sır ermiyor gerçekten yani bir fon doldurmaya 500 TL isteyenler varmış eğer isteğe bağlı formu doldurmak istiyorsanız bana ulaşın. Ben hiçbir ücret almayacağım. Nilüfer'e de söz veriyorum. <laughs> ben doldurur size yollarım. Çok çok teşekkür evet, ederim. ederim. Evet e, Benim Instagram hesabımdan Nilüfer.batur'dan başvurmak isteyenler de her zaman yazabilirler tabii ki. Kaç dakikamız var bu arada bilmiyorum Türkiye'de e yine... gidiyoruz da. Emre İki önce... dakikamız var. Oo, bitirdik bu kadar su gibi <laughs> geçti. Evet. Son senin istediğin konuyla bırakalım. Valla evet. su gibi aktar herhalde. Allah razı olsun <laughs> teşekkür ederim. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ee, özellikle <laughs> bütün e, ev kadınlarına söylemek istiyorum. Bu aslında geminin bir kaptanı vardır ama evin kaptanı sizsiniz. Siz isterseniz ailenizi daha böyle rahat bir yaşantıya sokabilirsiniz. Sosyal güvenlik olmazsa olmazımız. Daha tüp bebekle başlıyoruz. Anne karnına gelmeden başlayan bir sosyal güvenlik var. Öldükten sonra bile maaş bağlanıyor. Bakın size önemli bir müjdem var. 2008'den önce eğer vefat edenler varsa maaşları iptal olanlar varsa... aym karar verdi. Anayasa Mahkemesi hayırlı olsun 2008'ler iptal olanları tekrar geri alabileceksiniz. Bunu ya da buradan son gene, olarak gene söyleyelim. sürprizle. Evet hayırlı olsun efendim. Ee, şaşırmayın. Evet, maaş iptal olmuştu ya. Evet. Tekrar o maaşları geri alabiliyorsunuz. Daha yeni çıktı efendim. Araştırın göreceksiniz sözümün doğru olduğunu. Hemen SSK Kurum Kapılarına gidin, ...müracaatta bulunun, paranızı alın efendim maaşınızı. Evet, yine Son sözler bunlar... <laughs> yine her anlayacağı bir sürprizle son evet. dakikaları kullanmış oldu. Ee, yine bunun için de Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuracaklar. Tabii ki SGK ofisine. Bence SGK'ya gitsinler. Ee, Bizim 2008'de ben maaş alıyordum, iptal oldu. Hı, hı çıkan bir yargı kararı var. Anayasa Mahkemesi de bunu herkese göndermiş zaten bütün kurumlara. Hı -hı. Bunu uygulayın diye. Ve dolayısıyla onlar maaşlarını alabiliyor. Mesela çift maaş alamıyorlardı. Şimdi çift maaş alma hakları var. Hani karadan kocadan diyoruz ya. Evet. İki maaş alma hakları var. 2008'den sonra bu kaldırıldı. Biliyor musun? En yüksek kimse Hı -hı. onu alıyordun ya da %50 evet, evet. alıyordun. Ama şimdi alabiliyorlar. O yüzden onlar için çok güzel bir haber. Kaçırmasınlar bu fırsatı bence. Evet. Harika. sevgili izleyenler bugün çok önemli noktaları konuştuk. Kaçıranlar veya Yarısında programı açanlar için de yayınlarımızı biz tekrar YouTube kanalımıza da yüklüyoruz. Oradan da kaçırdıklarınızı izleyebilirsiniz. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından tekrar buradayız. Evet kısa aradan sonra hemen devam ediyoruz. Önemli ve son bir sorum daha var. Şimdi bazılarının emeklilik maaşı diğerlerine göre daha düşük. Bunu evet. yükseltme imkanı var mı? Tabii aslında halk dilinde şöyle diyorlar. İşte çalışırken emekli aylığım düşüyor, çalışırken emekli aylığım düşüyor. Hayır aslında çalışırken emekli aylığı düşmüyor. Sen aldığın maaşın daha da yukarıda ödersen daha da yüksek maaş alırsın. Bazı vatandaşlar birisi bin lira maaş alırken diğeri bin üç yüz lira alıyor. Şu anda bin beş yüz lira aylık var en alt alan. İki bin lira alan var, iki bin beş yüz alan var. Nasıl oluyor diyor Erhan Bey? E çok basit. Eğer siz çalıştığınız iş yerlerini, takibini düzgün yapıyorsanız, işvereniniz size beş bin lira veriyorsa, beş bin lira kadar sizin prim kazancınızı SGK'ya yatırıyorsa sen zaten yüksek maaş alırsın. Ama sen bunu takip etmezsen o zaman düşük maaş alırsın. Yani kısacası çalışan işçi kardeşlerimiz. Burada söyleyeyim. Hı hı. Buradan bitiyor verelim. 100 lira kazanacaklar bunu yaparlarsa. Bak 100 TL. Hı hı. Mesela 3300 alacaksa emekli maaşını 2400 olacak Nülfer. Şunu yapsınlar. Buna vaktimiz ne yazık tamam, ki kalmadı. Tamam o zaman daha sonra. Zaman. Tamam bunun en azından yolu olduğunu öğrendik. Bir sonraki yayında o zaman bunu sözünü senden Açalım. almış olalım. Söz Önemli vereyim. bir konu emekli maaşlarını nasıl yükseltebiliriz? Bunu Erhan Nacar'la yaptığımız bir sonraki yayında konuşuyor olacağız. Biz bugün Nilüfer zamanının sonuna geldik efendim. Herkese harika bir hafta diliyorum. Yarın aynı saatte 11'de yine sizleri yayınımıza bekliyoruz. Hoşçakalın.